Küçük. Ne bir Rabbimin yarattığı hiçbir canlıya kıyamazdı. Hatır, gönül. Evet. Görmeyeyim diye kedisini kuşunu kaldırdılar. O kadar mı yapar? Bugün eve dönecekti. Anne, kedisinin ismi Sütlü. Anne, ona ödül alayım, beni affetsin. Küsmüştür bana, bıraktım gittim diyen bir çocuk. Onun gönlünü almaya çalışıyor bak. Yaşlılarımıza, tanıdık tanımadık herkese. Bir de hayriyeten. Katledilen bayanları seyrediyorduk kızımla, anne kız. İkimiz de ağladık. Birden anne dedi, ağlamamız onlara hiçbir fayda etmedi dedi. Ben dedi bir işe gireyim. Bir dedi yüksek maaş alayım, gör bak neler yapacağım dedi. Ve kendi ismi onların içine yazdı, en kahreden bu. Eğer yapılacak bir şey varsa, en azından onun o isteği, evet, kendi adı üzerinde bir şey olsun. Tabii. Bu bayanlara dedi, benim gibi düşünen bayanları da yanıma alacağım anne dedi. Evet, evet. Bir dedi yüksek maaş alayım. Evet. Dernek gibi mi dedi, bir şey yapacağım dedi. Evet. Çok bir kaliteli insandı. Evet. Sadece hayırlı evlat olsun diye yetiştirmedim ben yavrumu. Devletine, milletine de faydalı olsun diye yetiştirdim. Ben acımı bir kenara koydum. O yanacak benim ölene kadar içimde. Plana bir bak ya. Belki önden olaydı, kaçardı. Benim kızım çok akıllıydı, çok. Bu vatana çok faydalı olacaktı. Eğer imkanınız yetiyorsa başkanım, başağın adını en güzel yerlerde yaşatmanızı öyle rica ediyorum. Babasına eliniz ayağınızı öpeyim. Benim yavrum kiminizin kızı olsun, kiminizin gelini olsun, kiminizin torunu olsun, kardeşi olsun. Öyle savunun, rica ediyorum, yalvarıyorum. Sadece duruşmalarda, duruşmadan sonra da davanın bütün aşamalarının takip edilmesi lazım. Sadece biz değil, zaten kadın kuruluşları var bu işlerle. Çok sayıda kadın kuruluş var. Onların hepsi de takip edecekler. Çünkü bu sıradan bir olay değil yani. Bu bir kavga olayı da değil. Bu böyle tesadüfen yapılan bir olay da değil. Yani sen elini alacaksın, kılıcı gideceksin, sokakta bir bulacaksın, ondan sonra saldıracaksın. Ya bu akıl alacak şey. Partinin yani, evet yani bizim hukukçularımız var, onlarla bakacaklar. Dediğim gibi sivil toplum örgütü var, kadınların, onlar takip edecekler. Yani bu davayı herkes takip eder. Bu davanın partisi yok efendim, burada bir insan ölmüş. Evet, evet. Biz de öyle bakalım. İnsan ölmüş. Buna öyle bakmamız lazım. Yani. Nişanlısıyım, biz nasıl bir gözünü alıp gelecektik. Şimdi evet. Bütün işimiz bitmişti. Ya. Bir tane, sonra düğün hazırlıklarına başlayacakmış. Yani benim nişanlım melek gibi bir insandı. Biz hayatımızda daha emniyet yüzü görmemiş insanlar. Evet, evet. Bütün Türkten olayında şehit ailesini küfrederken siz neden tepkinizi koymadınız? Bu nasıl cenaze? Bu sorular sorulmadı ama biz bunları sormak zorundayız. Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Biz görüyoruz. Biz tepkimizi koyarız. Neyse. Hiç kimse zamanı şehitlere razı edelim. Zamanı değil. Eyvallah. Razı yapalım. Bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım. Yapıyoruz efendim. İkili olmaz. Başkanım, güzel. Sözünüzü kestim. Sevgili başkanım, bizler özellikle 15 Temmuz gazileriyiz. Evet. Bu vatanın evlatlarıyız. O gece iktidarda siz de olsaydınız biz o meydana çıplak ellerimizle güzel iner, bu vatanı kurtarmak güzel için, milli irademize sahip çıkmak için güzel canımızı yine koyardık. Biz partili değiliz. Şehit yakınları, gazilerini, özellikle 15 Temmuz biz gazilerini partiler üstü göremeyen zihniyete de kızıyoruz. Güzel. Bizi yargılamak için soru önergesi verdi. Onu şöyle soralım. 15 Temmuz gazilerini yargılamak için soru önergesi verdi. Bir önerge verildi Sayın Başkanım. Hangi soru? Cumhuriyet Halk Partisi İlk tarafından 15 Temmuz gazileri, ya gazi demeyelim de 15 Temmuz'da meydana gelen insanların yaralananları mahkemeye verildi. Cumhuriyet Halk Partisi tamam milletvekilleri imza attı. Bunlar basına yansıdı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nden bu geri döndü. Sonra da kanun hükmünde kararnameyle bizlere yargılanamaz diye bir yazı çıktı. Bununla ilgili biz üzülüyoruz. Yani biz yarın sizi iktidarınız şöyle olursa o öyle bir gündemde 15 Temmuz'da bu vatan evlatları sizin iktidarınızda hangi pozisyonda olacak?
Bütün şehitler. Bize asacaklar herhalde. Bütün gaziler. Yok ya, bütün öyle şehitler, bir şey mi var ya? Bütün gaziler. Hiç ondan endişe etmeyin. Etmiyorum. Etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Biz gelmeyiz. Bu kardeşiniz kim şehitse, kim gazi ise onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılığa karşıdır.